Elbette Fransa'yı konuşacağız. Çünkü Fransa'nın başkenti Paris'te 17 yaşında bir genç, bakın, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yani daha sonra dur ihtarına uymadı, biliyorsun. Daha sonra protesto gösterileri başladı. Bu protesto gösterileri tırmanıyor. Şimdi Fransa'da mesela göstericiler aralarında karakol, okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binasının ateşe verildiğini biliyoruz. Olaylarda şu dakika itibariyle bize yansıyan ajanslardan geçen bilgi, 875'in üstünde bir gözaltı var. Ülke genelinde otobüsler, tramvay seferleri durduruldu. Doğru değil mi? Şimdi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O da 4 kentte 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde. Şimdi ben bu bilgileri aktarıyorum ama siz oradasınız, ne olur. Bir şekilde eksik bilgi verirsek ya da herhangi bir yanlış bilgi gelmişse siz bizi düzeltin. Eksik bilgi varsa, o yüzden siz tamamlarsanız orada sevinirim. Özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi ve Robex ve Bordeaux kentlerinde görevlendirildi. Onu biliyoruz. Bu olayların Belçika'ya sıçradığını biliyoruz. Almanya şu an tedirgin. Tedirgin vaziyette bekliyor. Bunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama yapıldı. Mesela bu önemli. Biraz bunun üzerinde de özellikle durmak istiyorum. Paris'in Nanterre banliyosunda 17 yaşındaki Nail isimli gencin polisin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilgili Fransa'nın kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır deniyor. Bu çok önemli. Şimdi Fransa'nın en temel sorunlarından bir tanesi göçmen meselesi mesela. Yani mağripliler. Fransa'yı yakıp yıkan eylemlerin altında ben herkese, bütün konuklarıma sormak istiyorum. Ne görüyorlar? Önce Nevzat'la başlamak istiyorum elbette. Nevzat nasıl bir okuma yapıyor diye merak ediyorum. Nevzat, ne dersin? Demografik uyumsuzluk mu dersin, ırkçılık mı dersin, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı mı diyorsun, batılıların kibri, üstten bakmacılığı mı dersin? Böyle küçük küçük notlar aldım. Bir diğer taraftan da mesela sosyoekonomik eşitsizlik, onun sokağa yansıması mı dersin, ne dersin? Ben tekrar herkese iyi bayramlar diliyorum. Aslında biraz önce Birleşmiş Milletler'den yaptığın alıntı belki de meselenin özünü ifade ediyor. Temel sebebi şu, yani Fransa'da polisteki ırkçılık ve ayrımcılık meselesine dikkat çekmiş. Bugün arkadaşlar haber hazırlarken operatör söye katılmış insanlardan bir tanesi aslında işi özetliyor. Şöyle ifade ediyordu kendisini: ben Fransa'da doğdum ama Fransız polisi benim Fransa'da doğduğumu kabul etmiyor. Yani esas mesele bence bu. Şimdi bu mağripli gençler meselesi, ben Tunus'ta uzun yıllar oradaki siyasette takip ettiğim için biliyorum. Evet. Fransa, Fas'ta, Cezayir'de, Tunus'ta, Afrika'da hakikaten çok önemli bir ülke olarak bilinir. Çünkü emperyalist gelenekten geldiği için uzun yıllar bu ülkeleri bir şekilde işgal etmişti. Ve hatırlarsanız yakın zaman içerisinde Cezayir'le, yani bu ölen gencin memleketi olan Cezayir'de biliyorsunuz Milli Marş'tan dolayı aralarında ciddi bir sıkıntı vardı. 2001'lerde de tekrar bir sıkıntı başlamıştı. Ve o yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştı. Şimdi Fransa'da neden mağripli gençler sürekli en ufak bir kıvılcımda ayaklanıyor sorusunun cevabını üç türlü vermek gerekiyor. Birincisi, Fransa'nın geçmişte yaptıklarının hala travmasının bu ülke insanları tarafından unutulmaması gerçeği. Siyasi hafıza. İkincisi, bu ülkede yaşayan insanların, yani mağripli gençlerin, göçmenlerin kendisini hala Fransız vatandaşı olarak ifade etmelerine rağmen Fransa'nın belli güçlerinin, özellikle polis, emniyet bunların başında geçiyor, hala bunları Fransız vatandaşı saymaması. Üçüncüsü de bunların derin yoksulluk içerisinde belli semtlere toplanması, bir taraftan refahın olması, diğer taraftan da bunların hala bu yoksullukla mücadeleleri. Dolayısıyla da en ufak bir kıvılcımdaki, bu yeni bir şey değil, hatta yanılmıyorsam daha önce buna benzer gelişmeler olduğunda Türkiye'de şu yazılar çıkmıştı. Mağripli gençlerin ağı Fransa'yı yakacak tarzı yaklaşımlar öne sürülmüştü. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'de Hakan bu mesele tartışılırken... O, Nevzat. Evet. Hakan Albayrak'ın yazısıydı. Hatta şunu unutmamak gerekiyor. Yani şu an Fransa meselesinde insanlar Türkiye'yle bir kıyaslama yapmaya çalışıyorlar. Suriyeliler meselesi üzerinden.
Ama atlattıkları bir şey var. Bugün bizim arkadaşların edindiği bilgi de o. Uluslararası ajanslara verilen demeçler de o yönde. Bu Fransa'daki gösterilere katılanların büyük bir kısmı Fransız doğumlu gençler. Bunun altını ısrarla çizmek gerekiyor. Yani 14-18 yaş arasında Fransa doğumlu gençler. Bu nedenle meseleyi sadece göçmen meselesi üzerinden okumak doğru bir yaklaşım olmaz. Peki ne oluyor da sürekli olarak böyle en ufak bir şeyde bir kıvılcım patlıyor? Yani şimdi Fransa'nın bir protestolar ülkesi olduğunu söylersek herhalde çok ileri bir benzetme yapmış olmayız. Olmayız. Yani evet. Sanayileşmeyle birlikte bunların Kuzey Afrika'dan çok ciddi insan getirdiğini biliyoruz. Çok ciddi anlamda bir göçmen nüfusu barındırdığını biliyoruz. Ama Fransız toplumunda tırnak içinde ifade ediyorum bunu. Bu göçmenlere karşı oluşan tepkinin yer yer ekonomik gerekçelerle birlikte aslında kanunen korunmaya çalıştığını biliyoruz. Mesela işçi işveren ilişkilerine bakıldığı zaman, anayasa maddelerine konulan maddelere de bile baktığınız zaman çok katı bir anlayışın hüküm sürdüğünü görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da şimdi burada ne yazık ki bundan önce Fransa'yı biz aşırı sağın yükselmesiyle konuşuyorduk. Aşırı sağın yükselmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu marifli gençlerin ve oluşan gettoların yapısı olarak ifade ediliyordu. Orada sol bir şekilde bunu değiştirebilme noktasında bir adım atıyordu. Fakat ne yazık ki Macron o statükoyu temsil ettiği için bunun da değişmediğini gördü. Dolayısıyla da şu an Fransa'yı okuma biçimi aslında sadece meselenin biz bu gençleri niye unuttuk, niye bu gençleri hatırlamıyoruz, niye bu öfkeli gençler sokakta yaklaşımından ziyade aslında Fransa'nın üç şekilde okuma yapmasıyla ben düzeleceğine inanıyorum. Birincisi Cezayir, Fas, Tunus başta olmak üzere günümüzde Orta Afrika ve diğer Afrika ülkeleri başta olmak üzere bunların oluşturduğu travmayı bir düzeltmesi gerekiyor Fransa'nın. Çünkü bu travma taşınabilir bir travma. Nasıl taşınabilir bir travma? Cezayir'le siz diplomatik anlamda bir sıkıntıya yol açtığınızda, Osmanlı ile ilgili orada herhangi bir şey söylediğinizde, Cezayir tarihi ne atıp yaptığınızda Cezayir'le aydınlar ayağa kalkıyorsa, o aydınlarının bir benzerinin de Cezayir'de Cezayir kökenli olup Fransa'da yaşayan insanların ayağa kalkması olarak okumanız mümkün. İki, polis şiddetini ki Birleşmiş Milletler İnsan Raportörü de bunu söylüyor. Fransız polisinin kendi yaptığı açıklamalar da bunu söylüyor. Şimdi çok fazla öldürme olayına karıştı Fransız polisi. Yani çok fazla şiddet kullanmaya başladı. Ve bu suçlar karşısında bu şiddeti siz bir şekilde neye benzetiyorlar? Amerika'daki olaya çok benzettiler. Yani Amerika'da o siyahi zencinin bir şekilde... Evet, onun boğazının bir şekilde basılması, nefes alamaması sonrasındaki olaya çok çok benzetildi. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada ikinci meselenin sadece göçmen meselesi olmadığının altını çizmek gerekiyor. Üçüncü mesele, ekonomik mesele, bunun da altını çizmek gerekiyor. Ama bence en önemli mesele o Fransız vatandaşının söylediği cümlede yatıyor. Ben Fransa'da doğdum ama Fransız polisi benim Fransa'da doğduğumu kabul etmiyor cümlesi. Yani ben burada ayrımcılığa uğruyorum cümlesi ki bu şunu beraberinde getirebilir. Ben Tunus'ta bunu çok net görmüştüm. Yani oradaki devlet başkanları bakın birçoğu ilk ziyaretlerini Fransa'ya yaparlar. Yani oraların medyasında Fransız hakimiyetinin çok keskin olduğunu görürsünüz. Konuşulan ana dilin Fransızca olduğunu görebiliyorsunuz. Resmi dilin birçoğunun yanında sokaktaki hakim dilin bu olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da burada esas mesele bu saatten sonra devletin biz bu gençleri nasıl unuttuk cümlesi değil. Bir, Fransa'da aşırı sağın yükselmesiyle birlikte oluşan bir mesele var. İki, bu gettolarda yaşayan insanların meselesi var. Üç, polis şiddeti var. Dördüncüsü en önemli unsur da siyasi hafıza var. Bunlar tamamlanmadan Fransa'daki olayların ben en ufak kıvılcımla tekrar oluşabileceğine kanaat getiriyorum. Bunun temel sebebi de daha önce yaşanmış olayların bunda devam etmesi. Tamam.